herkese günaydın. Uzun bir aranın ardından sonra yine hep birlikteyiz. Bu cümleyi her videonun başlangıcında söylüyorum. Nedense bir türlü adapte olamıyorum YouTube'a. Aralıklarla video çekiyorum ve bir iki ay geçiyor üzerinden. Ama artık biliyorsunuz yaz geldi. Yaz geldiği için de biraz daha artık videolara asılacağım. Bugün ruhumuzu Üsküdar'a teslim edelim dedik. Bugün Üsküdar'dayız. Biraz sabah yürüyüşü yapalım dedik. Bisikletle gelmedim bugün. Biraz yürümek istedim. Yürüyerek biraz vakit geçireceğim. Sizlerle de bu arada sohbet etmek istiyorum. Çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. Ve çok merak edenler oluyor. Bazı soruları yanıtlayacağım bugün. Gelen sorulardan. Hepinizi gerçekten de çok özledim. Çünkü öyle güzel şeyler söylüyorsunuz ki yani videolar hakkında yapmam gerektiğim şeyler hakkında o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki gerçekten de ben de mutlu oluyorum. Şu anda video çekmediğim için, bana da bir şey söylenmediği için burada motivasyonum düşüyor. Düşmemesi için ben artık videolara bir an önce hızlı bir şekilde adaptasyonumu sağlayaraktan kaldığım yerden devam etmeye geliyorum. Her neyse. Öncelikle aklımda bu yazla ilgili gerçekten de çok güzel planlarım var. Şu anda söylemek istemiyorum çünkü her defasında söylemiş olduğum şeyler bir türlü gerçekleştirilemiyor. O yüzden kimseye söylemeden en azından kendi içimde planlamış olduğum şeyleri harekete geçirebilmek adına şu anda bunu söylemek istemiyorum. Ama zaten ilerleyen zamanlarda, havaların biraz daha ısındığı zamanlarda göreceksiniz zaten. Güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Artık gezmek istiyorum çünkü evde otur havanın soğumuş olması beni motive etmiyor, motivasyonumu bozuyor. O yüzden artık geri mi dönüyoruz acaba? Tahmin ettiğiniz gibi kral geri dönüyor. Güzel içeriklerle birlikte olacağız, güzel yerlere gideceğiz, güzel eğleneceğiz, güzel vakit geçireceğiz. Aklımda olanları, sizlerin aklında olan sorularınızı yanıtlayacağız. Bu videoyu da podcast adı altında paylaşmak istiyorum. Uzun bir ara geçti çünkü en azından sizleri kendime açıklamak istedim. Açıklamaktan ziyade sohbet etmek istedim. Çünkü uzun bir ara geçti ve o kadar mesaj alıyorum ki YouTube'umu bıraktın, niye video çekmiyorsun, niye gezmiyorsun? Genellikle gelen sorular bu yönde. Yani bunun sebeplerinden biri hem hava şartları, yağmur yağıyor, tam plan yapıyorum, gideceğim, bir bakıyorum hava yağmurlu, çıkamıyorum, bir yere gidemiyorum. Bu benim motivasyonumu bozuyor. Motive olamıyorum. Güneş yok ama artık güneş var, kendime geldim şu anda. Artık özüme dönüyorum diyebilirim şu anda. O kadar mutluyum ki anlatamam. Çünkü yaz dediğimiz zaman eğlence geliyor, aktiviteler geliyor. Aktivitelerimizi de çok hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Evet, gelelim o zaman şu konuya. Eleştiri konusuna biraz dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel eleştirilerinizi alıyorum. Bu arada bu şekilde gitmemin sebebi taşların üzerinde yürüyorum. Taşların üzerinde yürüdüğüm için biraz da anılarımı canlandırıyorum. Dikkatli bakmam gerekiyor. Dikkatli geçmem gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Taşların üzerinde koşmayı, yürümeyi, özellikle şöyle büyük taşların üstüne atlayıp zıplayıp bir şeyler yapmak gerçekten de çok mutluluk veriyor bana ve enerjimi çok yükseltiyor. O yüzden şu anda taşların üzerindeyim. Her neyse, devam edelim eleştiri konusu. Öncelikle çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten çok güzel düşüncelerinizi alıyorum, görüşlerinizi alıyorum. Güzel eleştirileriniz var bana karşı. Bunları zaten yorumları da yansıtıyorsunuz. Bunun için gerçekten çok sizlere minnettarım ve çok teşekkür ediyorum. Beni uzun zamandır takip eden birçok takipçim var. Onlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz, ediyoruz. O yüzden beni gerçekten de mutlu ediyor. En azından kendime bir ortam, arkadaşlık seviyesi ayarlayabilmem konusunda gerçekten de bana çok güzel bir ortam sağladı YouTube vlog konusu. Onun dışında eleştiriye şöyle dikkat çekmek istiyorum. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ancak şu var, çoğu kişiden şeyi alamıyorum. Eleştirisel olarak şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin, bunu keşke burada böyle yapmasaydın, şu açıdan keşke alsaydın tarzında yorumlar istiyorum. Bu benim için gerçekten önemli. Yani eleştiri yapmanızı istemiş olmamın sebebi budur aslında. Çünkü beni yönlendirmeniz biraz olsun. Çünkü farklı insanların farklı düşünceleri bana da çok şey katacağına inanıyorum.
Bu yüzden bu düşüncelerinizi benimsiyorum. Çok güzel düşünceleriniz var, eleştirileriniz var. Buna gerçekten de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bakalım. İnşallah güzel şeyler olacak. Yaz geldi, enerji tavan. O yüzden bundan sonra video çekimlerine aralıksız devam etmek istiyorum. Bak bunu burada yine söylüyorum. Ama sonra diğer video bir iki ay sonra geliyor. Bak mesela iki ay geçmiştir üstünden mesela en son yapmış olduğum video yani. En son 8 Mart yapmıştık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırlamıştım. Onunla ilgili yapmıştık. Ancak yani yine bayağı zaman geçiyor. Bak 8 Mart'ta yaptım. Şu anda kaç? 22'si yani düşün. 24'ü yani. Düşün yani arada ne kadar zaman var. Çünkü hava beni çok fena etkiliyor. Onun dışında modumu düşürecek şeyler olduğu zaman bunlar beni çok etkiliyor. Bak bir anda enerjimi ve motivasyonumu sağlayabiliyorum ama kötü bir durumda veya duygusal bir anlamda düştüğüm bir zaman onu çok zor toparlıyorum. Çünkü oradan çıkamıyorum. Ama aşacağız. Yaz geldi. Yazın dibine vuracağız arkadaşlar. Dibine. Dibinde olacağız yani. Umarım sizlerle birlikte de güzel vakitler geçireceğiz. Yanıma arkadaş olacaksınız, yoldaş olacaksınız. Güzel şeyler planlıyorum gerçekten de. Umarım istediğim yere gelirim. İstediğim, hedeflediğim yerde olurum. Bunun için çalışıyoruz işte bu şekilde. Evet, bu videoyu çekmemin sebeplerinden biri de hem yeni başlıyor olmak, uzun bir aranın ardından sonra tekrardan yine video çekmek. Hem de en azından ilk başta bunları söyleyeyim ki kendi içimde de kalmasın. Karşı taraftan da beklemiş olduğum düşünceleri alayım. Bu arada tekrar ediyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirilerinizi, düşüncelerinizi, güzel düşüncelerinizi bekliyorum. Bunlar benim için gerçekten önemli. Dediğim gibi güzel düşünceleriniz de benim için çok önemli ama hatamı düzeltebilmem açısından da kendimi daha iyi ileri taşıyabilmem konusunda da en azından tavsiyeleriniz diyeyim. Tavsiyeleriniz benim için gerçekten de önemli. O yüzden eleştirilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, bugünlük video bu kadar olsun. Podcast adı altında sohbet, adı altında soru cevap videolarımız gelecek tabii ki de. Tabii ki sorularınızı da sorun. Bir gün zaten soru cevap için sorularınızı alacağım. Büyük ihtimalle 1000 aboneyi geçtikten sonra bir soru cevap yaparız. Sorularınızı alırım. Yazmış olduğunuz sorularınıza cevap veririm, karşılık veririm. O şekilde bir şeyler düşünüyorum, bakalım. Ama önceliğimiz tabii ki de 1000 aboneye ulaşmak ve videolarımızı devamlı hale getirebilmek. Bu benim için en önemli husus. Bunu yerine getirdim mi zaten benden iyisi yok, sizlerden de iyisi yok. Bana desteklerinizi esirgemediğiniz sürece hiçbir problemimiz yok. Videoyu sonlandıracağım çünkü kitap okuyacağım. Dalga sesini böyle deniz havasını görünce kitap okumadan buradan ayrılmak kesinlikle istemiyorum. Çünkü dalga sesi meditasyon adı altında çok güzel, en azından ruhu besler. Ruhu besleyeceği için de kendime en azından bu şekilde bir aktivite planladım. Bakalım. Taşların üzerinde geziyoruz. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Umarım kısa süre içerisinde 1000 aboneye ulaşırız ve daha iyi yerlere gelebilmek için daha güzel adımlar atarız ve daha güzel yerler gezeriz. Bu şekilde de vloglarımız devam edecek. Sizlere de bahsettiğim gibi hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.